Merhaba değerli izleyiciler. Bu hafta sonu Tekir Yeşilgöz'deyiz. Sizler için güzel görüntüler derledik. Hep birlikte izleyelim. İyi seyirler. Merhaba hocam. Merhabalar. Sizi bir tanıyabilir miyiz? Tabii. Profesör Doktor Mustafa Zülfü Faltan ben. Erciyes Üniversitesi'nde. Evet, şu an Kahramanmaraş'ta Yeşilgöz'deyiz. Evet. Burayı nasıl buldunuz? Yıllardır resimlerden biliyordum. Bu hafta sonu da bu tarafı gezmek için geldik. Önce Yeşilgöz, sonra Döngel'e gideceğiz. Daha sonra işte Fırnız var. Bir yer daha vardı. Eski bir öğrencim şu an Maraş'ın bir köyünde öğretmen. O yardımcı olacak. Bir iki yere daha götürecek bizi. Çok güzel tabii. Doğa harikası bir yer. Sonbaharın en güzel yaşandığı yerlerden biri bu çevrede. Ama tabii her zamanki gibi ilgisizlik, bakımsızlık. Yolda gelirken mesela doğru dürüst bir tane levha yok. Çarpık çırpık küçük küçük el yazılarıyla yazılmış şeyler. Ama geldikten sonra yine çapraz yollara giriyorsunuz. Ama net bulmak için birilerine sormanız gerekiyor. Yani buradaki belediyelerin, kaymakamlıkların, işte kültür müdürlüklerinin iyi çalışması lazım. Ha bu sadece buranın sorunu mu? Hayır, Türkiye'nin sorunu. Hep söylüyoruz. Hani Türkiye hakikaten cennet. Cennet ama bakarsan cennet, bakmazsan cehenneme dönebilir. Evet, siz nereden geliyordunuz? Kayseri. Kayseri'de böyle yerler var mı? Var tabii. Benzer yerler var ama bu kadar hani doğa içinde doğal birkaç tane yan yana yok. Her yerde var. Türkiye'nin her tarafında var. Yani Karadeniz'e giderseniz Alpler'den hiçbir eksiği yok. Ama Alpler kadar disiplinli miyiz? Hayır. Temiz miyiz? Hayır. Düzenli miyiz? Hayır. Yani şuraya geldiğinizde mutlaka hizmet alabilmelisiniz. Bakım olmalı, ya çevre düzeni olmalı. Bu tür şeyler önemli. Biz Türkler maalesef elimizdeki kıymeti bilmiyoruz. İçine ettikten sonra da dış güçlerin oyunudur diyoruz. Şimdi dış güçler gelip buraları böyle yapmadı. Yani inanılmaz güzel bir yer. Ve sonbahar benim en çok sevdiğim mevsimdir. Ben sonbaharcıyım. Duygusal, romantik biri olursa buralara gelmeli. En azından tadını çıkarmalı.